Belki sizden bir milletvekili demek istebiliyor. Belki sizden bir milletvekili içerisinden bir milletvekili. Ve bu bir milletvekili hiç kimsenin başbakan olmasını engelleyecek bir sayı değil. Bir milletvekili söz konusu olduğunda, biz seçildiğimizde, bunu herkes bilsin ki, bizim tercihimiz asla tarihsel olarak Alevi düşman olanlarla olmaz, onların yanında olmaz. Kim bugün özgür bir Türkiye için, layık bir Türkiye için, demokratik bir Türkiye için mücadelese, biz onun yanında oluruz, onları destekleriz. Hep bu kadar olduğu gibi. Şimdi, hepinizin vicdanıyla 12 Haziran'da başlayacak olacaksınız. Bu bölgede yaşadığınıza göre gideceksiniz, oy kullanacaksınız. Oy kullandığınızda sizin oyunuz üzerinden meclise kim gidiyor sorusunu bir kendinize bir sorun. Ve şöyle bir bakın, kim gidiyor? Bir tane bile sizinle beraber aynı acıyı paylaşan, sizin dilinizden konuşan, sizin yüreğinizi temsil eden bir tane bu bölgeden meclise gidecek insan var mı? Öyle yapmışlar ki bugün sizin oyunuz üzerinden getirmişler, müftüler listeye koymuşlar. Bugün tercih sizin. Ya buraya kadar katliniz vaciptir diyen Ebu Sud Efendi'nin torunlarını müftülerini seçeceksiniz. Ya da biz Resulların yolundan gidenler seçeceksiniz. Kendiniz sizi temin alacaksınız. Evet. Kendiniz sizin, vicdanınız da sizin. Ve biz en azından bizi biz yapan tarihsel liderlerimizin yolundan gitmek istiyoruz. Kimseye karşı tutkumuz yok. Geçtiğim saflarında söyledim. Bizden bir insanın Sayın Kılıçdaroğlu, CHP başkanı olması her Alevi gibi bizi de kullandıran bir olay. Fakat onun genel başkanlığı Alevi davasını savunmak üzere değildir. Bugüne kadar olduğu gibi başkan olduktan sonra da biliyorsunuz özel ısrar etmemize rağmen Marmara'nın önüne gelemedi. Kurultayımıza gelemedi. İzmir'deki mitingimize gelemedi. Yarın da bir seçecek. Gelemeyecek. O kendi işini mutlaka yapacak. Yapsın. Ama biz de kendi davamızı Ural'da bırakmak yerine bir milletvekili üzerinden bu mücadeleyi, bu davayı meclise temsil etmek istiyoruz. Ve bunun hakkımız olduğuna inanıyoruz. Bu ülkede eğer 10-15 milyon Alevi var ise 10-15 milyon Alevi'nin oyu en az 120 milletvekilidir. Biz 120 milletvekilliği üzerinden bir tanesini talep etmek bize çok görünmemeli. Biliyorum birçok iftiralar ortalıkta dolaşıyor. Şahsımızda Alevi davası ilgili ama biz Aleviler buna yabancı değiliz. Tarih boyunca bize o iğrenç çakıştırmayı yapmadılar mı? Bunlar arabacı taramaz diye. Bugünle tutmuşlar Alevi'nin ortaya çıkmasına gençliğini adayan bana ya AKP'lere başka birilerine hizmet ediyormuşuz gibi burada söylüyorum, sözüm buradan dışarı çok şerefsiz. Dedikodu yapıyorlar. Bunu yapanlar biraz vicdan sahibiyse biraz utansınlar. Bu Alevi toplumuna hakarettir. Bana değil sadece. Aleviler ortaya çıkarsa mutlaka kötü bir şey için çıkar gibi bütün Alevilere satılmış gösteren bir yaklaşımdır. Bu çok dengesiz, çok iğrenç bir yaklaşımdır. Bunu niye yapıyorlar? Bunu şunun için yapıyorlar. Biliyorlar ki bu çıkış başarılı olduğunda sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki seçimlerde sadece bu bölgeden değil, Türkiye genelinde sadece bizim oyumuzu alanlar, sadece bizi oy deposu görenler, bizi adam yerine koymuyorlar. Ne Maraş'ta, ne Çorum'da, ne Gazi'de, ne Madımar önünde. Bizimle olmayanlar anladılar ki Alevler artık uyanmaya başladılar. Eğer bu seçimlerde de görün, koca İstanbul'da 85 milletvekili seçilecek, meclise gidecek. Bunların içerisinde bizim insanımızın sayısı kaç biliyor musunuz? 3-4'ü bulmuyor. Bu vicdansızlık değil mi? Bu adaletsizlik değil mi? Bu partinin aldığı oyun %80'i oymuşsa 85'te 3 milletvekili, 4 milletvekili vicdansızlık değil mi bu? Evet. Kimden neyiniz eksik? Böyle bir sıralama yapılırken, böyle bir sıralama yapılırken sadece 3-4 insana seçilecek yer belirlenirken neye göre bunlar ölçü alıyorlar? Bizim insanlarımızın yıllardır bu partiyi sırtında taşıyanların ve bu partiye hizmet edenlerin ve sizlerin kimden neyiniz eksikler bizim bugün bizim insanlarımız seçilecek
Geçirecek yere konmuyor, oraya layık görmüyor da müftüler en ön sıraya konulur. Bu da bir gözlük değil mi? Bu çok tarihsel bir şey yapıyoruz. 10 yıl önce Madımak'ta başlattığımız mücadele bugün orayı et lokantasından müzeye dönüştürüyorsa göreceksiniz önümüzdeki dönemde sizin çocuklarınız, torunlarınız aynen sizler gibi bu topraklarda itilip kalkılmayacaklar. Kızılbaş olduklarını, alev olduklarını gizlemek zorunda kalmayacaklar. Yeryüzünde herkes gibi biz de göğsümüzü gere gere alev olduğumuzu, kızılbaş olduğumuzu ve bununla da onur duyduğumuzu söyleyeceğiz. Evet. Tarihteki önderlerimize yakışacak şekilde sonuna kadar sürdüreceğiz. Amacımız oy avcılığı değil. Ve arkadan dedikodular gerçekleşiyor. Yok, son bir iki gün birilerinin evine çekilecek misiniz? Buradan bir ceza söylüyorum. Bizim hiçbir tarihsel önderimiz yok sevgili arkadaşlar. Hiçbir alevi önderi yok ki son nefesini yatakta vermiş olsun. Bizim bütün tarihsel önderlerimiz direnerek, mücadele ederek şehit düştüler. O yüzden de biz bu bayrağı kaç kişinin de kaldığımıza bakmaksızın. Biz Kerbela'yı da biliyoruz. Biz Mansur'u da biliyoruz. Biz Pir Sultan'ı da biliyoruz. Onlar gibi ne kadar çok insanın arkamızda olduğuna bakmıyoruz biz. Davamızın ne kadar onurlu olduğuna bakıyoruz. O yüzden de sonuna kadar bu adaylığı sürdüreceğiz. Asla, asla önümüzdeki günlerde bizim adaylıktan çekildiğimiz gibi dedikodulara kulak asmayın. Biz çünkü amacımız nerede söylediğim gibi bu ülkede var olduğumuzu herkese duyurmak. Bakınız Türkiye'nin seçimler yaşıyor. Türkiye'de 10-15 milyon Alevi var. Buradan başka, birinci belgeden başka, bizim çalışmalarımızdan başka, televizyonlarda, sokaklarda, seçim otobüslerinde Alevilerden gelen bir kelime duyuyor musunuz? Kimse Alevilerden bahsediyor mu? Sanki Aleviniz yok olmuş gibi. Tarihe dönüşmüş gibi. Düşünüyor, düşünüyor. O yüzden bizim bu mücadelemiz milletvekili olma mücadelesi değil. 15 milyon Alevinin bu ülkede var olduğunu savunma mücadelesidir. Alevilerin sorunlarını ısrarla gündeme getirme sorunudur. Sonuçta bu mücadele kimlik ve onur mücadelesidir. Onurumuza hep birlikte sahip çıkıyoruz. Sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sahiden seninle çıkıyorum. Hayatlarımız sağ olun. Hep var olduğu gibi. Evet. Daim olsun, yolumuz açık olsun, bütün önderlerimiz bizim yanımızda olsun. Hepinize tekrar saygılar, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, bütün alkışlarla Sayın Genel Başkanımızın yerini alıyorum. Biraz önce yaptığınız çok güzeldi. Bu duruş, bu çıkış, bu mücadele ayakta alkış almayı gerçekten hak ediyor. Ben hepinizden bir kez daha ayakta bir alkış rica ediyorum. Hepiniz birbirinize alkış rica Sonra başlayalım. Bir yerden alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.